nasılsın? Ha? İyi misin? Şenay abla sen nasılsın? Hamdolsun yılmaya çalışıyorum ya. Sultancığım. Efendim. Sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Dün gece biraz düşündünüz ettiniz. Aslında yayın sonrası neler oldu? Yayın sonrası baktım sen jüri de gene bir dışarılarda bir bağırınıyordun falan. Hı-hı. Ondan sonra niye öyle bağırınıyorsunuz bilmiyorum. Ne oluyor öyle bağırınca? Yani bağırınca ne oluyor sanıyorsunuz onu çok merak ediyorum. Yani kimin sesi daha yüksek çıkarsa o haklı olmuyor. Biliyorum. Değil mi jüri deyeceğim? Şimdi bugün jürilerin teyzesi Lilay Balaban da aramızda. Ay Lilay da ne kadar güzel bir isim. Ben Lila ismini çok severim. Öyle seninki mi? De Lilay. Evet. Şenay Lilay koymuşlar. Lilay ne demek? Anlamı yok. Öyle beğenip koydum. Araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Öyle mi? Ben de aynen. Lila'yı çok severim. Lila renginden dolayı. Lila. Ne güzel bir isim değil mi aslında Lila? Lilay da hoşuma gitti şimdi. Acaba başka bir şey mi söylemişler? Ay şimdi ne alaka diyeceksiniz? Acaba nüfus müdürüne de Lilay koymuş. Yok direkt Lilay. Lilay. Ya babamın yeğeni vardı bir tane Almanya'da. Hani demiş çocuğun olursa ben koyayım. Hı. Lilay koymuş. Direkt koymuş yani. Hı. Bakmamışlar. Yok. Ne anlama geldi? Yani Almanya'da yaşıyor. Şimdi bugün Lilay Hanım da Şenay Hanım'a destek vermek için aramızda. Çünkü Şenay Hanım diyor ki jüri de benimle beraber gelsin. Sultan Hanım da diyor ki jüri de gelmiş bize. Hani biz kapımızı açtık. Ama hı, tabii ki karar jüridenin ama o benim gelinim şu anda benim gözümde diyor. Bakın yayın sonrası neler yaşandığında Şenay Hanım jüride'ye yine yalvarmaya devam etti. Jülide de demiş ki yayının sonunda ben bugün kararımı vereceğim. Annemle mi gideceğim yoksa Hakan'ın annesi Sultan'la mı gideceğim? Bakalım kararı ne olacak ben de merak ediyorum. Önce bir izleyelim. Anneannesinin evinden çıkıp kayıplara karışan ve erkek arkadaşına kaçtığı ortaya çıkan 22 yaşındaki Jülide Sadıç günler sonra annesiyle yan yanaydı. Hoş geldin. Bir anneni, hoş geldin. Hayır, sen yani annene mi kızıp kaçtın yani? Ben dışarı çıkamam, çevrem yok, arkadaşım yok. Bunu kendisi de söyledi. Dışarı çıkamıyorsun da nereden buldun çocuğu bir de kaçtın? İyi ki de yokmuş. Ben o evden kaçtıysam kendisi de şahit neden kaçtığımı o da biliyor. Sıkıntı beni bir şeyle babamla tehdit ediyor. Dışarı çıkıyorum babam var. Ben odamı kabul etmiyorum Müge Hanım. Bıktım yani. Bıktım. Sen gittiğinde evet, oturdun mu zannediyorsun bıktığında? Yayınımızın ardından Şenay Sadıç sevgilisinin annesiyle oturan kızının yanına gitti ve Jülide'yi evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Genç kızın endişesi ise annesinin şiddet gördüğü yönündeydi. Koca seni mi dövdü? Bir gözünü atıyorum orarı. Sana nereden üzüldüğümü. Annenizin şiddet görmesi ...görmesinden mi endişe ediyorsun? Evet. Senin kocan yapar tamam mı? Yapar. Yapmayan bir adama ben şimdi nasıl beni doğdu diyeyim. İnsan hata da yapar, yanlış da yapar. İnsansın başına her şey geliyor adasını aldığın. Babanın dediğini biliyor musun? Kılına zarar vermem. Güzelce evimize gidin. Seninle bir dakika konuşacağım. Yok ben konuşmam anne. Ben sizden kurtulayım diye ben telefon kartını kırıp gittim. Sen de uşağının yanına git tamam mı? Beni ezip geçeceksin değil mi? O kadar emek, o kadar çabam, o kadar çırpındığım. Hele sizin için ki bak önüne geçip ondan... de yüze geçmediğim... Sen kalmadı. Yedirdin, ekmeği kadar başıma vurdunuz. Ben senin için yapıyorum, baban işte çalışmıyor. Sizin için yapıyorum. Çalıştıysam sizin için, atıp gitmediysem sizin için. Geleyim, gene aynısı olsun. Aa, olmayacak. Yani git beni de delirt beni. Olmayacak kızım. Olmayacak anne. Boşuna hiç dil dökme. İstemedim, sen de biliyor. Gerçekten hiç ne değişmez. Ne gibi bir değişiklik bekliyorum? Huyunuz değişmez, ahlakınız değişmez tamam mı? Siz aynı geldiniz, aynı gidersiniz. Eve dönmen için ne olması gerekiyor? Ya, o adam o evden gidecek. Bir baba olarak ne kötülüğünü gördü şakada. Babalık yapmadı ki beni insan yurduna koyup sevmedi. Ben onu baba diye kabul etmiyorum ki zaten. Bir gün olsun evlat diye sevmediniz beni. Ben sizden vazgeçtim. Bir insan 12 gün anasını babasını özlemez mi? Kardeşlerini özlemez mi? Ben özlemedim sizi. Aklıma bile gelmediniz. Boşuna bana ağlama. Sen evine git 3-4 tane çocuğunun yanına. Ben sana geri gelir ararım sorarım da emin ol. Siz kızınızın evlenmesini istiyor musunuz? İstemiyor. Ben kızımın ya evlenmesini ben niye istemeyeyim ya? Anne kızı dinleyen Sultan Bulut orta yolu bulmak adına Şenay Sadıç'a bir teklifte bulundu. Şenay Hanım beraber olalım. İkimiz de yuvasını kurak. Evime gelirsin, beni tanırsın, görürsün. Sen götüreceksin bu çocuk yine kaçıp gelecek. Bana gelecek yine. Bana gelmese bir başka yere gidecek. Beraber olak el ele verek ne geliyorsa elimizden yapalım değil mi yani? Siz şu anda Jülide'ye bir düğün yapabilir misiniz? Ya ben nikahlarını yaparım. Düğünlerini de elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar yaparım. Ha başımın tacı. Annesine de konuşuruk, tatlı bağlarık. Bu işimiz sonuçlanır yani. Benim kapıma gelmiş. Kız seviyor. Ben
vazgeçmem diyor. Ben de atamam. Sultan Bulut oğluna kaçan Jülide için elinden geleni yapacağını anlattığı esnada anne Şenay Sadıç gözyaşlarıyla dil dökmeye devam ediyordu. Sultan Hanım gerekeni söyledi. Evimize gel, güzelce evi taşıdık, harfeyinin eşyalarımızı aldık. Uzaklaştırma aldım. Kime karşı uzaklaştırma aldırdınız? Eşime. Çünkü niye agresif yapısı var. Konuşurken mesela yapacağından dalanma. Vurucu kırıcı konuşur. Onu da bu korktu. 5-6 senedir ağız yüzü bir tokat vurmadı. Vurdu mu kızım Allah için konuş. Vurmadı. Bundan sonra diyor eve de gelmeyeceğim diyor. Annesi ne söylerse söylesin ördüğü duvardan bir tuğla dahi eksiltmeyen Jülide Sadıç'ın yaşadığı sorunların çözüleceğine dair inancı yoktu. Gözünü yediğim zararın neresinden dönsen kar. Pitek gidip gelen sen misin? Evimize gitti miydi? Kim tamam da ol ben kaçtım diye birisine niye zararım olacak benim? Bak olmayacağının garantisini veriyorum. Boşuna hiç dil dökme. Anne ben düşüneyim tamam mı yarın karar vereyim. Yok kazasını aldım bak gerçekten korkma. Sana hiç kimsenin bir şey yapacağından yok. Kız gitti. Dava açtık, uzaklaştırma aldık. Sultan anneyle konuşurken öldürmekle tehdit ediyor. Kız yapmaz. Ne yapar? Can atıyor seninle konuşmuyor kız. Konuşmalarının ardından anne Şenay Sadıç kızının yanından buruk bir şekilde ayrıldı. Jülide. Bugün sen de duş alsın. Tamam mı? Sabah kararınızı verelim. Vereceğim karar da saygı duyuyor. Tamam mı? Ben Müge Hanım'a her şeyi söyleyeceğim. Ondan sonra siz ne yapmak istiyorsunuz da ne yapın. Ben bu akşam düşürüp kararımı veririm sabah. Savunmayacağım abla kızına. Şenay Sadıç kızını evine götürmek isterken Sultan Bulut'sa kanatları altına aldığı Jülide'yi çoktan gelini olarak benimsemişti. Barışsınlar, konuşsunlar daha iyi olur. Ha bu akşam düşünsünler, kararlarını versinler. Ben arkasındayım sonuna kadar. Düğünü de yaparım, yuvasını da kurarım. Gerçekten et tırnaktan da ayrılmasın. Ben arkasındayım gelinimin. Gelinim diyorsunuz. Evet, gelinim. Ve bir taraftan annesinin, diğer taraftan kaçmaya çalıştıklarının ikilemindeki Jülide Sadıç. Acaba evine mi dönecek yoksa kendine yeni bir yuva mı kuracaktı? Ev benim evlenmemi istemiyor o yüzden. İstese ben onları kabul ederim zaten. Ben yine de annemin teklifini yine de düşüneceğim. Ondan sonra kararımı vereceğim yarın sabah. Her şeyin bir adabı usulü vardı. O zaman diyeydi anne benim bir istediğim var. Ben gitmek istiyorum, seviyorum. Her şeye yok yok deyip de canım sıkılıyor deyip de desin oraya gidip de 3 gün sonra kaçıyor. Ondan sonra da siz sebep oldunuz. Ben onu doğum yaptığımda 15 yaşındaydım. İlk çocuğum. Varımda yoğumda her şeyde bir aradaydık. Biliyor ne sıkıntılarla yaşadığımızı. Evimden gülü oynaya çıktığını görmek kötü bir şey miydi? Kaçan kızın kıymeti olmaz. Eskilerin lafı bu. Bu bir gerçek. Ben çocuğum canından endişeliydim. Geldim. Çocukla kavuştum ama işte. Vallahi Şenay Hanım'ın böyle sen gitmeyince arkasını dönüp gitmesi beni çok etkiledi. Yani o sahne bilmiyorum. Annem bana dese ki gel ölüme gideceğiz. Ben annemi bırakmam. Müge Hanım, yani bu kadar anne sevgisizliği bana doğru gelmiyor. Bak bu kadın, şimdi izleyicilerimiz bir kısmını görüyor. Bu kadın günlerdir burada, birkaç günde giremedik de yayına, konu uzadı. Tamam mı? Bak çok özür diliyorum Şenay Hanımcığım. Yok, başımın tacısın. Olur Müge Hanım. Yani senden taraf konuşarak söylüyorum bunu. Bu kadının üstünde yok, başında yok. 36 yaşında haline bak. Tamam mı? 5 tane çocuk doğurmuş. Yani bir kadının bu kadar yokluk içinde 5 çocuk doğurması bile o kadına bence çok büyük bir zorluk. Babandan memnun değilsin, sen memnun değilsin de o çok mu memnun? Çalışıp size bakmaya çalışıyor. Gidip bulaşıkçılık yapıp aldığı para da 11 bin lira para. Daha mesaiye kalıyorum Müge Hanım. Gece 3'te evime geldiğimi biliyorum ya. Gece 3'te, vallahi 3'te, gece 3'te her gün eve geldiğimi biliyorum 3-4 ay. Vallahi Şenay ablacığım biz de hiçbirimiz saraylarda büyümedik. Hepimiz yani öyle. Biz de o şartları da biliyoruz. Herkes hangi ortamın içinde doğuyorsa o ortamın içinde tarhana çorbası pişerse onu kaşıklıyorsun. Makarna pişerse onu kaşıklıyorsun. Ha birinin evinde de havyar olur onu yer. Ben onu bilmem ama ben kendi önüme konulana şükrederim. Böyle yaptık. Peki. Var mı burada sor bakalım saraylarda büyüyen? Herkes köyde. Herkes köyde yaşıyor. Köyde yaşamın da bir takım şeyleri var. Bak git millet organik tavuk yetiştiriyor, onun yumurtasını satıyor. Organik süt diyor, bilmem ne diyor. Sen de genç kızsın. Bak elinizde internet var. Kocaya kaçmak yerine o interneti al da annenle
bir öğren, kardeşlerinin başına dururken yap bir tarhana, iki paketle sat, sen de para kazan. Ama hayat böyle. Bak ben sana demiyorum ki Jülide'cim sen hak etmiyorsun değil, her şeyin en güzelini hak ediyorsun ama Sultan Hanım da geldi anlattı. Sultan Hanım senin annene diyor ki hiç olmazsa senin başına kocan var. Ben de o da yok. Ben de 5 çocukluyum. Hakan'a soruyorum yasaklı madde kullanıyordu. Evet diyorsun. Şimdi sen buradan babadan kaçıyorsun. Özür dilerim Sultan Hanım ama yani yasaklı madde kullanan işsiz güçsüz adama kaçıp ne yapacaksın? Benim çalıştığım eve getirdiğim paranın yüzüne çocukların başında durduğunu sistemi diyor. Dışarıya çıkamayacağını sistemi diyor. Ben vallahi evliliğine ben bir anne olarak ya. Karşı değilim Müge Hanım. Hiçbir anne baba çocuğunun evliliğine karşı olamaz. Niye olsun? Olmaz da. İstemezsin. Ya ben insan gibi bir düzgün biri geldi de ben mi vermedim? Ya ben çocuğumu mekik mekik dokudum. İlmik ilmik işledim. Gözümden ıraladım. Bu bir gerçek. Ben buradayım, yayındayım diye beni desteklesinler diye söylemiyorum. Ben buradan gidince evimdeyim. Ben niye bu kadar sıkıntı çektim? Benim yaptığım hataya bunlar düşmesin. Önlerinde durdum. Konuştuğunuz biri varsa gelin deyin. Benim haberim olsun demem kötülüğünün anlamında değildi. Ya Şenay abla bir de sen dün eşine de dedin yani. Girme devreye. Çocuk senin yüzünden evden gidiyor. Seni de istemiyorum dedin. Yani biz seninle gerçekten bu anlamda çok gurur duyduk. Yarın ben bak buradan gittiğim anda ben imzayı atacağım zaten. Kaçan çok. 5 çocuğunu 10 çocuğunu bırakıp kaçanları gördük biz. Kendisini bağlayabilirsiniz Müge Hanım. Zaten açık dosyası var. Kendisi boşanma davası açmıştı. Ben inat edip bile bile boşanmıyordum. Buradan gittiğim anda imzamı atıp çıkacağım. Ne Hanımcığım senin boşanıp boşanmama... Yok onu dile bak, getiriyor sürekli. Bak bir dakika Jülide'nin babasıyla arasındaki ilişkiyi değiştirmez. Hayır Jülide değiştirmez ama ki, bu onu sürekli dile Jülide getiriyor. Jülide sanıyor ki sen kocandan boşanınca... Hayat da babalıktan da gitmiş olacak bana. Sanıyorsun. Baban yine sana gitme yapma etme diyecek istemediği bir şey olursa. Düşündün mü dün akşam? Evet düşündüm. Teyzeni de dinlemek istiyor musun? Yok istemiyorum. Hı? İstemiyorum. Yok istemiyorum. Ama bak o da sana bir şeyler söylemek için geldi. Ya ben buraya senin için geldim. Ben normalde programı her türlü izledim, dinledim. Hani evden kaçtım, yanlışa düştün. Hani bu herkesin başına gelecek bir durum. Hani istiyorum ki hani çalışmak istiyorsun. Ben net yani uzatmıyorum. Ben seni almaya geldim. Benle yaşayacaksın. Benle beraber gideceksin. Ben sana iş bulacağım. Çalışmak istiyormuşsun. Ya beraber benim çalıştığım yerde beraber ikimiz gidip geleceğiz. Gezmek mi istiyorsun? Gezersin. Şu an Sıla'yı bile göndermedim okula. Küçük kardeşiyle. Şu an küçük kardeşine bakıyor. Sırf senin için geldim ben. Yani seni götürmeye geldim. Annenden uzak, babandan uzak. Yani ben bakacağım sana. İki tane kızım var. Üçüncü kızım sen olacaksın. Yok, beraber yok. Yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Yani zamanla atıyorum ilerleyen yaşlarda evlenmek mi istiyorsun? Her türlü evlenirsin. Ben sana çalışma anne. İmkanı sunacağım. Her türlü. Maddi ve bir manevi her türlü kalacağım. Yanında olacağım. Ondan sonra ben eve geri döneceğim. Hayır dönmeyeceksin. Kefilim benim. Anneyi babayı unut. Dönmüyor, ben sana anne de olacağım, baba da olacağım. Bak gideceğim. Bak taksiyle gelmiş bu teyzem. Ha. Bak taksiyle seni gelmiş. Alıp götüreceğim yani anladın yani mı? Yani bak gidecek. Dün ne diyordun burada? Sığındım. Sığındım yardım istedim. Keşke beni arasaydın da hani bana sığınsaydın. Ben seni her türlü o otogardan alırdım. İstediğin kadar istediğin sürece hani benle kalırdım. Ben sana her türlü bakardım. Ben çağırmadım kendisi geldi. Ben kendim izledim programa. Birebir şahit oldum. Ben kendim aradım. Ya yoksa hiçbir şekilde annen hani benle konuşmadı yani. Ben programı izledim. Bütün olan biteni dinledim. Dün olan biten olaylardan dolayı teyzen seni saydı geldi. Ne dedin? Ben eve gitmek istemiyorum. Ben çalışmak istiyorum. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Sizleri istemiyorum. Yavrum, ben sevmedim ama yardım istedim. Ya. Yardım ama ayaklarının üstünde duracaksın. Dedin. Çalışacaksın. Adam beraber seni götürüyor. Çalışacağım. İçeceğiz, beraber gezeceğiz. Aynı iş yerine de kalacağım diyor. Beraber yani vakit onunla yaşayacağım. Git ben orada yaşa. Ya annem baban hiçbir sana şekilde bir sana telefon boşamayacak. Açarsam çık nereye gidiyorsan git. Hep benle yaşayacaksın. İstersen evlilik, ben evlilik biri başında konuşma. Ben seni her türlü evlendiririm de. Konuşacağın biri mi var? İki her türlü konuşursun, var. Anlaşırsın. Her türlü konuşursun bak, anlaşırsın. Müge Hanım'ın yanında da her türlü o sözü veriyorum. Hani başına hiçbir şey gelmeyecek. Ama Lila'cığım İstediğini bak, ama ye, bak iç, Lila'cığım yaşa. Senin evinde de olsa... Annesinin evinde de ya olsa... Sığınacak Müge Hanım bir yer istiyorsa bana sığınsın. Sultan Hanım'ın evinde de olsa...
Senin anlamadığın şu, her yerin kuralı var. Biliyorum. Tamam mı canım? Hı-hı. Yani sen hangi evde olursan ol, onun kuralı var. Gelsen benim evimde de kalsan, yapma. Benim de evimin kuralı var. Yani sen benim evimde de istediğini yapamazsın. Sultan Hanım'ın evinde de yapamazsın. Annenin evinde de yapamazsın, teyzenin evinde de yapamazsın. Müge Hanım, ben konuşabilir miyim? Buyurun. Öncelikle gerçekten sizi çok seviyorum. Sağ ol canım benim. Ben de gerçekten buraya gelmek istemem bu yaştan sonra. Daha çok gençsiniz ya. Yani tabii ki benim de herkesin, hani Şenay Hanım'ın zor durumda olduğu gibi ben de zor durumdayım. Ha, çıkmış gelmiş ya, sen benim olduğum zor durumda değilsin. Senin çocuğun benim kızımı götürdüyse kendisi nerede? Benim çocuğum getirmemiş, kendisi gelmiş. Niye? Tamam o zaman bak, kendisi... ne kadar güzel konuşuyor. Benim çocuğum onu getirmemiş, kendisi gelmiş. Ama kendisi ben sevmiş, konuşmuş, biliyorum. Gelin mi demiş, gel demiş o da. Senin sevmiş, çocuğun gelmiş. Sığınma evi mi? 12 gün önce gelmiş, ben onu sonradan öğrendim. Anne, benim şey kapıma bulmuş. Gelince öğrendim. Kendisine hayır, ben Şenay Hanım aslında söyledim şunu söylüyor, bak. Senin oğluna laf söylemiyor. Senin oğlun da gelmiyor yani. Kız hayır. Oraya gidiyor, o da kabul ediyor. Yani bu da Şenay Hanım'a ters geliyor. Sonuçta... Kendisi gelmiş işte. Ya böyle bir şey var mı Müge Hanım? Biri benim kapımı çalacak, ben geldim. Bunun adabı var, kuralı var. Hayatım senin kızın benim gitmeyecek. Benim haberim yok. Ben onu görsem zaten ben direktmen onu geri gönderdim. Ama sana senin kızın gitmiş hayatım. Benim 12 gün önce haberim yok ki. Benim 3 gün önce haberim oldu. Biz akşam konuştuğumuzda... Bence Sultan Hanım'a ben söyleyecek hiç benim lafım yok. Sultan Hanım gayet güzel aldı. Peki, kızı tamam. Getirdim. Ben ona konuştuğumda Şenay Hanım. Sultan Hanım diyorsun ya gelinim olur. Oğluyum bir geleceği yok ki benim niye kızıma sahip çıksın. Niye Canbatun bağlansın şeyi patroneyi? Benim diğeri olan da çalışıyor. Benim bir o değil ki. Benim dört tane erkek çocuğum var. Bir tane kızım var. Hiçbir insan, daha benim 12 yaşında çocuğum var. Bak söylemez. Onu bırakıp geldim. Kötülüğünü dile getirmez. Ya tabii ben çocuğumun arkasındayım. Ben her zaman çocukların peşine koştum. Ben bu yaşta hep çocukların peşine koşuyorum şimdiye kadar. Hepimiz o şekillik. Ya hani sen değil. O kız benim de senin de fark etmez. Benim de olabilirdi. Senin çocuğun yerine yok, benimki Sultan de olabilirdi. Doğru davranıyor şu anda. Sultan Hanım ne yapsın yani? Onun kızının yerine benimki de olabilirdi yani. Ben onu alıp da kapıya peki, atsam onun rüzgardı. Peki bunun garantisini verebiliyor musun bana? Abicim neyin senin garantisi? Senin çocuğun madde bağımlısı diye bir tane bayan bağlandı. O bayanı bak, ne olduğunu ne ben... Ne olursa olsun bağlandı. Benim çocuğumun yapmayacağı, başka bir ortama girmeyeceği, canına, malına, şimdiye etine kadar zarar gelmeyeceğinin garantisini ben günün, nereden bileceğim? 12 gün kalmış... Zarar gelse 12 gün içinde kalırdı. Bir gün ben de olsa neler yaşadım? Kalırdı. Benim gördüklerimi görsen senin götürün, bu konuştuğunu hiç anlamıyor. Götürün, muayene ettirin, hiçbir şey yoktur peki yani. Peki hanımlar, karar jüridenin. Jüride 22 yaşında. Aynı. Bana göre çok erken bir yaş her şey için. Bu zannediyor için. Ki Müge Hanım evliler gibi. Yaşında diğeri de kaçtı, kendisi geldi. Bak ben ev taşıyorum dedim, kızım git. Ben gitmem dedi. Annem dedi beni dövmüş babası, çıktı geldi. Kapıya sen dedi, ben seni tamam, dedi. Tamam Sultancığım boş ver, onlar çok özel şeyler. Zaten jüri de söyledi onu da evet. Kullandığını, bıraktığını söyledi inşallah. Ya bıraktı benim çocuğum, aha yanında yani işi de var şeyim, patron da bağlanacak. Jüri benim de. Diğeri oğlum, ben bir o gelinim değil ki. Jüri de kararını benim, versin, ben de merak ediyorum açıkçası bu kadar konuşmadan. Benim bu gerçekten bu tamam bir saniye arkadaşlar, bir durun bakalım geldi, ya. Yavrum biliyorum. Ben senin için geldim, yani hiç kimsenin dolduruşuna gelmedim. Ben ekranda yayını izledim. Senin konuştuklarını, dile getirdiklerini birebir şahit oldum. Yani direkt çıktım geldim yani. Annenle hiçbir alakası yok. Ne diyorsun ki şimdi? Seni de alıp ben, gideceğim yani. Sultan, bir durun, ben Sultan anneyle kalmayı tercih ediyorum. Sultan anneyle evet. Kalmayı tercih ediyorsun. Ama çok büyük hata yapıyorsun. Askerliğini yapmış değil mi oğlum? Evet yap. Kaç Bey, 25 yaşında. 25 yaşında. 25 yaşına gelinceye kadar hiçbir işte çalışmadın. Çalıştı. Canbakun Duşakab'in mesleği zaman var. O zaman sebat edilmedi. Yani doğru dürüst çalışıyor, bir işte dikiş. Çalışıyordu işte bu şeylerden dikiş dolayı tutturmuş. Şu anda bir iş yok. Var şu anda patronu var. Şeyi hemen iş alacak. Dayısı da ev veriyor. Ne iş yapacak, ne iş? Canbakun Duşakab'in yapıyor. Niye yapmıyor o zaman şimdi? Şimdi yapacak. Benim kızımı kaçırmayı mı beklemiş veya kaçmasını onu mı beklemiş? Bilmiyorum işte. Anne. Her şey rol, plan. Yok. Acaba ne anlatırım? Tamam, bir şey söyleyeceğim. O zaman böyle düşünüyorsan bile jüri de gene annenlerle dönüp Sultan Hanım'la Hakan'ı size beklemeniz gerekmiyor mu kızım? Yani jüri de kendisi kararını verirse hayır, ben hepsine bir, saygı duyarım. Sen bir yani gelsinler de beni istesinler. Hani bir sözüm yapasın, yok, nişanı şey yapasın. İstemiyorum. Yok, istemiyorsun. İstemiyorum. Ne istiyorsun? Sen öyle gidip böyle Hakan'la yaşayacaksın abisinin evinde. Onu mu istiyorsun yavrum?